Şimdi aslında üzerinde hemfikir olduğumuz tek nokta nedir işte? Sayın Cumhurbaşkanı da Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de söylediği, THK'nın elinde uçak yok. Evet, yok. Peki şimdi bandı geriye saralım yine. Geçmişi bir hatırlayalım. 2019'da İzmir yangınından sonra, ne olmuştu? Yine Sayın Bekir Pakdemirli çıkıp ne demişti? O yangının ardından da tıpkı dün söylediği gibi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla filomuzu kuracağız. Yeni uçaklar katacağız envantere, yangın söndürme uçakları katacağız envantere demişti. Bakın aradan 2 yıl geçti, alınan uçak yok. Bırakın filoyu, bırakın 10-15-20 tane uçağı, bir tane uçak dahi alınmadı. 3 tane kiralık uçakla nefes almaya çalışıyoruz biz bugün. İşte inanalım mı diye bu yüzden soruyoruz. Nasıl inanacağız ya da kime inanmamız gerekiyor? Ancak şunu da söyleyelim, bakın 3 yıldır görev yapıyor Orman Bakanı Sayın Pakdemirli. Kendisinin karnesine de bir bakmak lazım. Kendisinin karnesini de ben sizlerle paylaşayım, 3 yılda neler olmuş diye. Kendisinin görev süresince orman yangınları %56 artmış. Yanan ormanlık alan 4'e katlanmış. Bakınız 3 yıl önce yangınlarda 5600 hektar yok olurken 2020'de bu 21 bin hektara çıkmış. Şimdi 3 yıl, 2 yıl önce söylenen sözleri de hatırlıyoruz. Bugün söylenen sözler de benzer sözler ve şimdi Sayın Pakdemirli sormak gerekiyor. Size inanalım mı? Canı gönülden soruyoruz. Ya da inanacağımız bir şey yapın, bir umut veriniz bizlere. Şimdi iddialara da bakacağız elbette. Bu uçak konusuyla ilgili iddialara önemli bir isim konuştu bakınız. Gerçekten kıymetli. Erdoğan Karakuş, eski Türk Hava Kurumu Başkanı kendisi. Ve ne dedi? Şunu söyledi. Büyükler, yani Rus uçaklarından bahsediyor. Rusya'dan aldığımız kiralık uçaklardan. Büyükler, engebeli araziye giremezler. Pilotlar da bölgeyi bilmiyor. Bugün 3 tane Rus uçağı var. Boyu bizim şu anda işte Türk Hava Kurumu'nun uçmayan uçaklarından bir kat fazla. Dar vadilere, dağlık yerlerde kullanılması zor. Dağa çarpar gider uçak. O yüzden yüksekten atıyor. Türkiye orman yangınları ile kabusu yaşarken kullanılan Rus yangın söndürme uçaklarının kabiliyeti, Rus pilotlarının tecrübesini Türk Hava Kurumu'nun eski genel başkanı, emekli korgeneral Erdoğan Karakuş değerlendirdi. Rus uçakları ve Rus pilotlarıyla mücadele zorlaşıyor dedi. Rus uçakları tam deniz kenarında bilen bir yangın varsa deniz kenarından yaklaşıp da rahatlıkla atabilme imkanı olur. Çünkü dönüş veya tırmanış yeteneği belirli ölçüde olduğu için yüksekten atıyor suyunu. O da buharlaşıyor. Günlüğü 1,3 milyon liraya Rusya'dan kiralanan 3 uçağın yanı sıra Ukrayna, Azerbaycan ve İran'dan getirilen toplam 16 uçak orman yangınlarına müdahale ediyor. Ve helikopterler, Türk Hava Kurumu'nun eski genel başkanı Erdoğan Karakuş, Rus uçaklarının ve helikopterlerinin yangın bölgelerindeki arazi tipine, orman cinsine elverişli olmadığını söylüyor. Rus pilotlarının arazi tecrübesi olmamasına dikkat çekiyor. Yıllarca aynı yerde bütün toprak yapısını bilen pilotlar da daha etkin olur. Yok efendim helikopter 8 defa bir saatte gidip geliyormuş da ya gidip gelmesi, su atması önemli değil. Su yerini buluyor mu? Bulmuyor efendim. Bulsa zaten sönmez. Arazinize, orman yapınıza bağlı olacak şekilde teşkilatlanacaksınız. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzında açıklamalar yapıyor. İspanya'da ve Yunanistan'da bu uçaklar uçuyor. Portekiz'de, Fransa'da, Amerika'da uçuyor, Kanada'da uçuyor. Uçakların ömrü en az 50 yıldır. Yok uçaklar eskidi bilmem ne şu bu falan konusu söz konusu değil. Uçakla otomobili karıştırma düşüncesi var. Zannediyorlar ki 10 yıl geçti mi ya bu araba eskidi falan diyorlar ya, böyle bir şey yok. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türk Hava Kurumu envanterindeki uçaklara ilişkin açıklamasına da tepkili kurumun eski başkanı. Uçakların 2009 yılında alındığını ve 2019 yılına kadar da sorunsuz kullanıldığını söylüyor. 2009 yılından 2019'a kadar gayet iyi iş yaptığı söylenen bu uçaklar 2019'da nedense 100 litre yüzünden İhaleye katılamıyor. Genel başkan görevinden alınıyor. Kayyum heyetiyle yönetilme konumuna girdikten sonra da 12 tane pilotları var, işten atılıyor. 2,5 senedir pilotu da yok, bakımları da söz konusu değil konumuna giriyor. Erdoğan Karakuş hem emekli pilot hem de Türk Hava Kurumu'nun eski genel başkanı sıfatıyla iktidara sesleniyor. Kayyum olan
Sayın Cenap Aşçı 4 milyon dolar verilirse diyor, bunların hepsi uçar diyor. Ne diyeyim ben? Nereden bilgi alıyor onu da bilmiyor. Tarım Bakanı'yla biz konuşalım. Türkiye'nin ormanları Türk Hava Kuvvetleri'nden başkasına bırakılamaz.